lazım. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim ve hadislere yöneleceğiz ve hayatımızı Kur'an-ı Kerim ve hadislere göre yeniden inşa etmemiz lazım. O zaman tevhille, yani ortaya çıkan o güvenlik alanını aşmamız lazım. Tevhil bir güvenlik alanı. Yani şuraya girme. Hayır, bizim oraya tekrar girmemiz lazım. Bizim oraya geçmemiz lazım ve Tanrı ne diyor sorusuna yeniden odaklanmamız lazım. Şimdi İbn-i Arabi böylece kelamın bir dönemde kazandığı formu, kazandığı yapıyı eleştirilmesi gereken bir nokta olarak görüyor ve bunun kelam içerisinde bir tutarsızlık olduğunu düşünüyor. Çünkü hem Tanrı'nın kelamını biliyoruz ama hiç anlamıyoruz. En ciddi eleştiri de burası. Dolayısıyla arkadaşlar Gazali'nin eleştirisini burada değiştirmiş olduk. Yani tutarsız felsefe yerine, metafizik yerine tutarsız kelam, tutarsız metafizik yerine cümle nasıl, bir dakika. Şimdi cümle bütün evliyanın ruhu burada tabii. Haklarına konuşur kadar dikkat edelim. Nasıl söyle? Kelam yetersiz, filozof tutarsız. Tutarsız, yani güzel. Şimdi Gazali dedi ki metafizik tutarsız, kelam yetersiz. Doğru mu? Valla doğru gibi gözüküyor. Yani uzaktan baktığında doğru gibi gözüküyor. Fakat Gazali ve Konevi ve İbn Arabi bunu değiştiriyor. Kelamı tutarsız kabul ediyor. Felsefeyi yetersiz. Peki o zaman şöyle diyeceğiz. Kelam nasıl yeterli hale gelecek? Tutarlı hale gelecek? Ve felsefe, yani metafizik nasıl yeterli hale gelecek? Arkadaşlar, İbn Arabi ve Konevi'nin düşüncesi, isterseniz kelam üzerinden anlatmak isterseniz şöyle dersiniz. Tutarlı, sistematik bir kelam. Bu, yani yazıda yazsam bunu sistematik tırnak içerisinde söylerim. Tutarlı, sistematik, yani tutarlı demek sistematik ile matematiksel demek değil. Yani vahiy ile insicamlı. Mesela peygamber ne demiş? Hep onu takip eden bir kelam. İşte ayet ne demiş? Hep onu takip eden. Yani kaç ayet var? 6000. 6000 ayeti anlama iddiasındaki bir kelam. Tamam? Yani Gazali, İbn Arabi ve Konevi bu demek. Allah'ı anlama derdinde olan bir kelam. İki, felsefeyi nasıl yapacağız? Metafiziği. Şimdi burada arkadaşlar bakınız. Dini düşüncenin en ciddi sorunlarından bir tanesi bu vahiy ve akıl ilişkileri problemidir. Yani başından beri mesela Gazali'nin problemi de bu, Hasan-ı Basri'nin de bu, Ebu Hanife'nin de, İmam Şafii'nin de bu vesaire. Yani fıkhın da hepsinin problemi bu. Çünkü hepimizin bir aklı var. Bir de şimdi peygamberin bir aklı var. Bunlar arasındaki ilişki nasıl olacak? İbn-i Rüşd'ün de problemi bu vesaire falan. Şimdi İbn-i Arabi ve Sadreddin Konevi şöyle düşünüyor. Nübüvvet olmadan metafiziğin ikmal edilmesi mümkün değildir. Nübüvvet olmadan, bakın, nübüvvet olmadan, yani vahiy olmadan metafiziğin ikmal edilmesi mümkün değildir. Şimdi bunu mesela şöyle bir örnekle anlatır. Çok, yani özellikle felsefe okuyanların çok duyduğu kavramlar vardır. Mesela din dili, felsefe dili, böyle tabirler kullanır. Bunlar daha çok Farabi'den gelen bir kavramlaştırmadır. Mesela diyelim ki Fütuhat-ı Mekke'nin özellikle Kimya-i Saadet bölümü vardır. Yani onu 8. cilttedir. Onu okumanızı öneririm. O konuda yazı yazmanızı da çok tavsiye ederim. Şimdi orada İbn Arabi diyor ki akıl da tecerrüt eder. Daha doğrusu bir insanın aklı imkanlarla da tecerrüt eder. Taakkul eder. Akıl alemine çıkar. Ama bir de peygamberi takip ederek çıkar. Şimdi akılla çıkan kişi sadece akli bir düzen görür. Yani evren akli bir varlıktır. Bir makuliyeti vardır. Yukarıya doğru çıktıkça da, yani göksel aleme doğru çıktıkça da hep daha akıllı, hep daha akla doğru bir yolculuk olur. Ve en son serapa akıl haline gelir ve aslında insan, yani natık varlıktır, aslında bu demek. Yani nefsin cevherinin böyle olması demek. Fakat bundan başka bir şey görmez. Halbuki varlık bundan fazla bir şeydir. Şimdi varlık bundan fazla. Şimdi filozoflar orada... Yani aklınız, şimdi filozoflar bunu yeterli kabul ederler. Mesela Farabi için tecerrüt budur. Ya da yeni platoncu felsefe için tecerrüt budur. Yani böyle bir akli düzenek olarak, yani bir makuliyet olarak evrenin veya bütün varlığın idrak edilmesi. En sonunda da mesela Tanrı diyelim ki akıldır, akildir ve makuldür. Düzenek böyle. Fakat şimdi bu o kadar tenzihçi, o kadar soyut bir anlatım ki. Şimdi dini düşünce buradan uzaklaşıyor. Şimdi filozof gözüyle buna baktığınız zaman şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki
Şimdi din hayal gücüne hitap edecek, muhayyileye hitap edecek, somutlaştırmak istiyor. İbn Arabi tam da buna cevap veriyor. Hayır diyor, bu böyle değil diyor. Varlığın düzeni, varlığın yapısı salt akli değildir diyor. Dolayısıyla salt akılla idrak edilecek bir şey değildir. Varlığın düzeni, varlığın yapısı, yani bir filozofun tecerrüt etmekle idrak edeceği tarzda değildir. Dolayısıyla şimdi bakınız, Farabi üzerinden, filozoflar üzerinden girebilecek, yani bu sufiler ya da diyelim ki hadislerde anlatılan ya da Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şey, bu bir din dilidir. Suçlamasına karşı, ithamına karşı İbn Arabi tersinden bir meydan okuma yapıyor. Diyor ki hayır diyor, bu böyle değildir diyor. Gerçek budur ve peygamberin söylediği bir hayal vesaire değil, gerçeğe uygun olandır. Yani gerçeğin fotoğrafıdır. Gerçeğin fotoğrafında ne var? Mesela şurada bir akli yapı var, aklilik var, nedenselliği bu ortaya çıkartıyor. Fakat bunun hemen yanı başına bir melekiyat var. Şimdi filozoflar bu melekiyat bahsini bir muhayyile ürünü olarak görüyor. Daha doğrusu aklın idrak ettiğinin peygamber diliyle söylenmesi olarak görüyorlar. Şimdi tam kırılma burada ortaya çıkıyor. İbn Arabi diyor ki, hayır diyor, bu tecerrüt süreci, yani bu bir, bakınız, şimdi gerçekten çok yüksek bir tartışma var burada. Yani ilk kez biz mesela böyle bir tane tasavvuf meselesinin ilk kez bu kadar yüksek düzeyde ele alındığını görüyoruz. Ruhun tekamülü meselesinin, ruhun tecerrüdü meselesinin, nefsin tecerrüdü, terbiye meselesinin ilk kez yüksek bir akıl meselesi olarak ele alındığını görüyoruz. Ve ilk kez orada, yani Farabi'ye mesela batıl demeden, işte Platon'a veya bir başka filozofa batıl demeden düşünceleriyle mukayese öğreniyoruz ilk kez İbn Arabi'de. Daha önce yok bu. Şimdi diyor ki o, şimdi süreç akli, tamam, çıktık. Akılları mesela, evrenin bir aklı var, üst alemlerin bir aklı var. Burayı anladık, tamam. Fakat bu yeterli değil. Şimdi dolayısıyla şimdi metafiziğin yetersiz olduğu şey varlığın kendisi karşısındaki durumu. Metafizik bu kadar görüyor. Salt akıllı hareket ettiği için bütün evreni bir akıl olarak görüyor. Bir aklilik olarak görüyor. İbn Arabi diyor ki hayır diyor, bu böyle değil diyor. Bütün alem aklilik artıdan oluşur. Aklilik ve'den oluşur. Yani bir akliliği vardır. Ama bu yetmez. Bir de bir başka şey daha vardır. Nedir o? Mesela melekiyattır diyelim. Dolayısıyla mesela şimdi şöyle bir yani benzetme yapayım, daha iyi anlaşılır. Yani yedi kat gök kavramı var. Bunu diyelim isterseniz zihnin kademeleri değil. Ne derseniz diyelim, çok önemli değil o. Şimdi yolculuğa çıkıyorlar. Mesela akılcı olanlar peygamberi, çok önemli burası da, peygamber, sufinin adı orada peygamberin takipçisi, tabi diye isimlendirilir. Çünkü tasavvuf ittibai resul demek. Şimdi peygamberin takipçisiyle filozof yolculuğa çıkıyor. Şimdi birinci kat göğe çıkıyorlar. Ne görüyor? Filozof aklilik görüyor. Birinci katın aklını görüyor. Çünkü aklını görünce onu idrak edecek ve birinci kat göğü tanımış olacak. Ondan sonra ikinci kat, ondan sonra üçüncü kata böyle çıkacak. İbn Arabi diyor ki, evet diyor, ikisi de diyor önce aklı tanırlar diyor. Fakat diyor, nübüvvet diyor buna ilave olarak diyor, meleğini tanır ve orada bulunan peygamberi tanır. Mesela Adem peygamber oradadır. Birinci kat semadadır. Şimdi Farabi'nin dilinde böyle bir cümle olmaz. Ve herhangi bir filozofun dilinde böyle bir cümle, yani Adem diye, işte ikinci kat göğe çıktık, Yusuf diye, üçüncü kata çıktık, işte şimdi şu peygamber, böyle birisi olmaz. Peki bunlar nedir? Şimdi felsefe diliyle bunlara baktığınız zaman bunlar muhayyile, hayal. Yani Utarit gezegenini ya da Merih gezegenini Yusuf peygamber gibi gördüm. Çünkü Merih de güzel, Yusuf da bir güzellik. Ben o gezegeni bir insana çevirdim ve bir insan suretine sanki güzel bir peygamber olarak gördüm. Mesela birinci kat sema, dediğim gibi bir yani müşterek semamız, bütün insanların müşterek seması, ben onu Adem olarak gördüm. Şimdi İbn Arabi diyor ki, yani Adem olarak gördüm diye bir şey yok diyor. Gerçekten diyor, Adem orada diyor. Yani Adem diye birisi orada diyor. Filozof diyor ki hayır diyor, Adem diye birisi yok orada. Orası diyor bir aklilik, insanlık demek. Yani oraya çıkan kişi insanlık idealini kavrar diyor. Ona Adem demek, yani somutlaştırmak bir muhayyile ürünüdür. Arkadaşlar bakınız, burası çok önemli. Felsefeyle, yani yüksek felsefeden söz ediyorum, metafizikten söz ediyorum. Metafizikle tasavvuf ya da din arasındaki çelişki somutlaştırma ve soyutlama arasında ortaya çıkıyor. Şimdi filozoflar diyor ki bu din sürekli somutlaştırıyor.
Yani illa orada Adem'i göreceğim. Mesela Peygamber Efendimiz'in miracını düşünün. Diyelim ki mesela birinci kat göğe çıktı, Adem'le karşılaştı. İkinci kat göğe çıktı, işte Yusuf'la karşılaştı. Üçe şunla falan. Şey diyor ki filozoflar olmaz diyor yani. Orada Yusuf diye birisi olmaz ki. Peki ne var orada? Orada mesela Merih gezegeni vardır. Hangisiydi unuttum yani. Onlardan bir tanesi de. İşte dörde çıktı mesela Utaret vardır. Hayır diyor, yok dörde çıktı Musa ile karşılaştı. Ya Musa olmaz diyor, tamam mı? Ama ben diyor Musa olarak gördüm. O diyor muhayyilenin ürünü. Şimdi tartışma bunun üzerine kurulu. Şimdi burada metafizikçiler sufilere muhayyilenin ürünü diye bakıyor. Muhayyilenin ürünü demek yani soyut kavrayışı kavrayamamış, soyut düşünceyi kavrayamamış, hayale yenilmiş kişi demek. Sufiler ise onları, şimdi burada şimdi sufiler tasavvuf bu yolculuğu din adına yapıyorlar. Yani peygamber adına yapıyorlar. Yani peygamberin miracının epistemolojik neticeleri üzerine konuşuyoruz. Veya epistemolojik iddiaları üzerine konuşuyoruz. Şimdi peygamber mesela kimle karşılaştı? Peygamber Yusuf'la karşılaştı. Tamam. Peygamber Adem'le karşılaştı ve Farabi karşılaşmadı. Ya da diyelim ki yeni Platoncu bir filozof karşılaşmadı. Sorun bu. Yani kavrayış bu. Yani sanki böyle çok soyut gibi gelebilir size ama öyle değil yani. Somut bir şey bu. Mesela diyelim ki Tanrı'nın arşını gördü. Tanrı'nın işte bilmem işte arşta oturduğunu gördü. Rahman'ın arşa istiva ettiğini gördü vesaire vesaire. Şimdi diyor ki filozoflar, din ve dolayısıyla tasavvuf somutlaştırıcı bir dilden, teşhis edici bir dilden hayale sapıyor. Yani rüya görüyor. Felsefe ise, metafizik ise somutlaştırıcı bir dilden kurtularak daha soyuta, daha tecride, daha tecerrüde doğru gidiyor. Değerli arkadaşlar bakınız. İbn Arabi'nin tam eleştirisi burada ortaya çıkıyor. Diyor ki, hayır bu böyle değildir. Felsefe akılla hareket ettiği sürece bu yapıdaki melekiyatı ve buradaki nübüvveti göremez. Göremez. O zaman sadece akli bir şey olarak evreni kavrar. Sadece bir aklilik olarak evreni kavrar. Başka bir şey olarak kavrayamaz. O zaman şimdi İbn Arabi metafizik yetersizdir derken elimizde somut bir done ortaya çıktı. Yani yetersiz kelimesini biz anlamaya başladık. Halbuki şimdi Gazali'den bir yani iki adım yukarıya çıktık. Bakınız iki adım, bir adım değil. Birinci adım, yapıyı değiştirdik. Sorun var mı arkadaşlar? Anlaşılıyor değil mi? Bir ömür zaten uğraştığınız konular bunlar. Sıkıntı yok değil mi? Tamam. Sanki böyle kendim konuya çok... Şimdi bu konular benim tabii sevdiğim konular. Yani böyle bir insan bazen kaptırıyor kendini. Böyle hafif bir şey yapayım. Şimdi arkadaşlar bakınız. Gazali'den iki adım yukarıya çıktık. Neden iki adım? Birincisi şu. Yerlerini değiştirdik. Şimdi filozoflar tutarsız iken şimdi kim tutarsız oldu? Kelamcılar. Kelamcılar yetersiz iken şimdi filozoflar yetersiz oldu. Şimdi bu çok önemli bir şey. Fakat bu yetmez. İbn Arabi ve Sadreddin Konevi filozofların niçin tutarsız ve filozofların niçin yetersiz ve kelamcıların niçin tutarsız olduğunu açıkladılar bize. Arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Çünkü Gazali'de bunun bir cevabı olmadığı için veya Gazali'nin cevabı çok zayıf kaldığı için biz tutarsız felsefeden kurtulduğumuzda neye ulaşacağımızı henüz bilmiyoruz. Felsefe yeterli hale gelseydi ne olurdu bunun cevabını da bilmiyoruz Gazali'de. Gazali'de bu ikisinin cevabı yok. Ama şimdi İbn Arabi ve Sadreddin Konevi tutarsızlıktan kurtulmanın nasıl olabileceğini ve neticede nereye ulaşabileceğimizi bize söyledi. Dedi ki, Kur'an-ı Kerim böyle muhkem, müteşabih vesaire bölmeden Kur'an-ı Kerim'i anlamaya doğru gitmemiz lazım. Evet, Kur'an-ı Kerim'in bir tezadı vardır. Kur'an-ı Kerim'in bir paradoksu vardır fakat varlıkta da bu paradoks vardır. Daha önemlisi arkadaşlar, insanın kendisinde bu paradoks vardır. Dolayısıyla şimdi biz hani Kur'an-ı Kerim'i anlamayalım, Kur'an-ı Kerim'i paranteze alalım dersek, yani bunlar müteşabihtir, buraya gitmeliyim dersek aslında tabiatı da anlamamış oluruz. Varlığı da anlamamış oluruz. En önemlisi insanı da anlamamış oluruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmemek artık insanı bilmemek haline geldi. Kur'an-ı Kerim'i bilmemek varlığı anlamamak haline geldi. Şimdi burada teori çok güçlendi. Birincisi bu. Şimdi ikincisi nasıl şimdi şey haline, yani yeterli hale nasıl gelecek? Nübüvveti buraya yerleştirdik. Nübüvvet olmadan
felsefe bilgisinin, metafizik bilginin yeterli olması mümkün değil. Bu, arkadaşlar bakınız, İslam'ın Doğu Akdeniz'deki en büyük meydan okumasıdır. Yani o zamana kadar mesela işte kafir, tekfir, şu bu vesaire buradan gidiyorduk. İbn Arabi ve Konevi ile birlikte tarz değişti. İbn Arabi ve Konevi ile birlikte en bilgili olduğunu iddia edenlere yok hayır cahilsiniz. Yani bir şey bilmiyorsunuz, yetersizsiniz demeye başladık. Şimdi dolayısıyla şimdi İbn Arabi ve Konevi ile birlikte İslam'ın Doğu Akdeniz eleştirisi tam zirveye çıktı. Yani krizi açtık ve zirveye çıktı. Diyoruz ki artık metafize ediyoruz ki metafizik sen yetersizsin, kavrayışın yok. İnsana bir şey saadet kazandıramazsın. Mesela o yolculuğun sonucunda şimdi metafiziğin bir gayesi var. Saadet, saadeti kusva. Bir mutluluğa ulaşmaya çalışıyoruz. O yolculuğun sonucunda filozof hüsran ile geriye dönüyor. Bak hüsran ile geriye dönüyor. Neden? Çünkü bu yolculuk hakikati bize vermedi. Yani hakikat için çıktık ama bu hakikati bize vermedi. Dolayısıyla şimdi İbn Arabi ve Konevi burada İslam'ın o temel iddiasını yani Doğu Akdeniz'e meydan okuyan o iddianın temsilcileri olarak ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar dönelim. Şimdi Fususul Hikem kitabı insanın o yolculukta yani o zihni yolculukta insanın insan olma serüveninde ki temel iddiasını ve saadete ulaşmasının iddiasını içeriyor. Şimdi kitaba böyle bakmamız lazım. O zaman diyeceğiz ki bu kitap kime karşı yani hilafı kimdir, muhalifi kimdir? Platonik gelenektir, Aristo geleneğidir, kısmen kelam geleneğidir. Buna bağlı olarak mesela nazari olmayan ameli geleneklerdir. Mesela Zerdüştlü gelenektir, Hint gelenekleridir, Mısır gelenekleridir vesaire vesaire. Yani İslam'ın gitmiş olduğu ve temel iddiası olan bütün geleneklere karşı bir iddia, bir tez olarak bu kitap ortaya çıkıyor. Fususul Hikem kitabı bu. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz daha hani şimdi kitabın daha içine de girmeye çalışalım. Şimdi Fususul Hikem bir rüya ile başlıyor. Fakat bu rüya yani hakikaten böyle bir şey gibi, tuzak gibi. Yani kitapla ilişkiyi belirliyor. Yani insanların çoğu bu rüyadır deyip geçiyor. Yani kitaba giremiyorlar. Ama normal şartlarda o rüyanın kitap içerisinde çok önemli bir yeri yok. Mesela kitabın içinde o rüyanın hiç tekrar edildiğini görmedim ben. Veya şarihler mesela, özellikle ilk dönemdeki şarihler rüyayı o kadar şey yapmazlar. Yani sistem olarak yorumlarlar, geçerler falan. Fakat kitabın şimdi ana başka bir meselesi var. O da şu. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 28 peygamberin Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre getirdiği bilgi üzerine kuruludur. Yani bir peygamber insanlığa ne getirdi veya bize ne getirdi? Mesela diyelim ki Musa peygamberin hayatını biz nasıl anlayabiliriz? Mesela diyelim ki Hazreti İsa biz onu nasıl anlayabiliriz? Davud nasıl? Yani Kur'an-ı Kerim bildiğiniz yani Adem'den başlayarak son peygamberimiz, peygamberimize kadar buradaki bütün şeyler. Şimdi soru şu arkadaşlar. Soru şu. Normal şartlarda tefsir ilmi bize bunu anlatıyor. Hadis ilmi bize bunu anlatıyor. Başka ilimler bize bunu anlatıyor. Şimdi buradan bilgi nasıl çıkacak? Arkadaşlar bakınız. Eğer siz peygamberi veya peygamberleri evrensel bilgiye ulaşmış, yetkin bilgiye ulaşmış insanlar olarak düşünürseniz bu cümlelerin her birisi bir metafizik iddiaya demeyin de ispata dönüşür. Yani İbn Arabi demek istiyor ki ben size şimdi varsayımsal olarak şu şöyle olur, bu böyle olur diye bir şey anlatmıyorum. Peki ne anlatıyorsun? Varsayımı geçtik. Görenleri ve bilenleri anlatıyorum. Yani gören bunu böyle gördü. Bilen bunu böyle bildi. Dolayısıyla şimdi yani kitabın konuşmacıları peygamberlerdir. Yani peygamberlerin bize anlattığı hikayedir. Buradan hareket edeceğiz. Şimdi yine biraz daha geriye gelerek metafizikle ilgili de birkaç şey söyleyip de kitaba öyle giriş yapayım. Şimdi İbn Arabi'den yaklaşık 3 asır önce bu kitap yazıldı. İbn Sina veya 2 asır önce tam bilmiyorum. İbn Sina'nın metafiziği yazıldı. İşte 620'lerde o yazıldıysa 28 bu da 400'ler falan galiba. İbn Sina'nın metafiziği yazıldı. Şimdi arkadaşlar metafizik yani kendisinden önceki metafizik gelenekle de mukayese edilse daha derli toplu bir kitap.
bir bilim olarak metafiziğin yazılmasını hedefliyor. Bunu da şimdi bizim öyle fakültelerde çok ele almaya çalışırız. Klasik düşünce okuluna da inceleme bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi modern çağda, bugün dünyada metafizik kullanıldığında genellikle böyle hani zihnimize belirsiz, böyle tam öyle hani sonuçsuz cümleler falan geliyor. Halbuki metafizik tam tersi bir şeydir. Mesela İbn Sina bu metafizik kitabını yazarken ya da bunun öncesi mesela Farabi bunu yazarken tam tersi bir şeyi hedeflediler. Neyi hedeflediler? En kesin, en net, sınırları en belli olan ilim. O kadar kesin ki eğer bu ilim olmazsa diğer ilimler de olmaz. Yani bunu anlatmak için ben şöyle örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir matematikçi var. Dedim ki sizin için dedim kesinlik nasıl anlatılır? 2 kere 2 4 eder. Hani biraz da beni şey yapmak için, geçiştirmek için herhalde. Dedim ki metafiziğe göre 2 kere 2 4 kesinliği yetmeyebilir. Neden? Çünkü insan bazen çok sinirlenir. Hani 5 eder yani. Çok sinirlenir 3 eder falan. Hani ateşi çıkmıştır 42 dereceye. Yani kaç ederse eder falan der. Yani matematik yetmez. Metafizik ondan daha kesin bir, ondan daha gerçek bir kesinliğe dayanır. Nedir o? Ben varım. Yani varlık, varlıkla ilgili bilgimin şeyine dayanır. Dolayısıyla şimdi o en kesin olan önermeye metafiziği dayandırarak buradan bir kesin bilim çıkardılar ve o kesin bilimle diğer bilimlerin sağlamasını yaptılar. Burası çok önemli arkadaşlar. O kesin olan bilimle diğer bilimlerin yani metafiziğin dışındaki diğer bilimlerin sağlaması yapıldı. Eğer metafizik olmazsa matematiğin kesinliği olmaz. Metafizik olmadan iddia bu yani temel iddia bu. Bunun için mesela şöyle ifade eder bunu İbn Sina. Metafizin görevi tashihu mebadi'i sairil ulumdur. Tashihu mebadi'i sairil ulum. Diğer bütün bilimlerin ilkeleri metafizik tarafından tashih edilir. Mesela matematik diyelim ki bize kesin bir bilgi veriyor. Metafizik olmadığı sürece biz bunu tashih edemeyiz. Sağlaması metafizikle yapılır. Mesela fizik bize hareketi anlatıyor. Metafizik olmazsa biz bunu izah edemeyiz. İşte ahlak bize şöyle söylüyor. Bilmem şu falan. Yani temel şey bu böyle. Yani metafizik ilminin temel özelliği bu. Peki şimdi İbn Sina diyor ki ya diyor Konevi'ye geçiş için bunu bir şey olarak kullanacağım. İbn Sina diyor ki ya diyor bir şey bilim ise o zaman diyor 3 tane soru sormamız lazım. Bu bilimin bir mevzusunun olması lazım. Bir meselesinin olması lazım. Bir de mebadisinin, yöntemin olması lazım. Hadi bir tane daha ekleyeyim. Bir de maksadının olması lazım. Biz bunu böyle 4M diye kavramlaştırırız. Yani bir şey bilimse mutlaka bir mevzu olmalıdır, mesele olmalıdır, mebadi olmalıdır ve maksat olmalıdır. Bunu kendi bilimleriniz için düşünebilirsiniz. Mesela hadis çalışıyorsun sen. Ya bu hadis nedir? Yani bunun mevzusu nedir? Yani maksadı nedir? Yani şimdi bir defa bizim Türkiye'de şimdi insanlar hani bilimler öğretiliyor da bilim nedir pek öğretilemiyor bize. Yani bir şey ne zaman bilim olur? Mesela bilgiyle bilim nasıl ayrıştırır? Bunları biz tam bilmiyoruz. Bunları bilmediğimiz için yaptığımız işi tam anlayamıyoruz. Şimdi ilk öğrenilmesi gereken konu budur. Yani bir bilimin bu 4 soruyla ele alınması. Mevzusu nedir? Meselesi nedir? Mebadisi nedir? Ve maksadı nedir? Bu 4M sorusunu soracağız. Mesela kendi mesela ben derslerimi anlatırken böyle şey yaparım. Tasavvuf diyelim ki. Bunun mevzusu olması lazım. Mevzu yoksa bilim olmaz. Bir meselesinin olması lazım. Çünkü mesele yoksa bilim bir şey araştırmaz. Bir mebadi olması lazım. Mebadi yoksa yöntem yoktur. Bir de bir maksadı olması lazım. Yani bu bilim yapınca biz nereye gideceğiz? Şimdi herkes yani kendi branşına, kendi mesleğine bu soruyu sorması lazım. Yani 4M. 4M ile bilim nedir sorusunu cevaplamak. Aristo'dan gelir aslında bu. Çünkü bilimleri Aristo tasnif ettiği için Aristo'ya ait bir şey bu. Şimdi arkadaşlar bir hani bu dediğimi hani bilmeyen yoktur da hocam üzerine biraz daha dur diyen var mı? Herkes biliyordur da bunu. Hadi. Tam anlaşıldı mı? Hacı Bayram Hoca şey mi yazdın arkadaşlara? Yani, yani soru sormayın da şey. Tam anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani 4M'yi soruyoruz. Bir örnek, gene isterseniz bir örnek vereyim mesela. Şimdi dedim ki fizik ilmi diye bir ilim var. Bunlar tabii daha çok yani din bilimleri için aslında geçerli değil. Din bilimlerine ikincil olarak biz bunları uyguluyoruz. Mesela normalde diyelim ki hadisin mevzusu, fıkhın mevzusu falan. Yani böyle şey yok. Din bilimlerinin hepsi bir tanedir aslında.
Biz şimdi onu çok parçaladın. Mesela tefsirin mevzusu olmaz normal şartlarda. İşte bilmem mesaili olmaz yani ama biz onları çok parçalayarak yine bir sistematik kazandırmak istediğimiz için diyoruz ki mevzusu şudur, meselesi şudur vesaire falan. Yani normalde bunlar şu sıralama için ortaya çıkmıştır. Şimdi dedim İbn-i Sina şurada kabaca size okuyayım. Şimdi bilimleri tasnif ederken affedersiniz. Buna koymadılar galiba. Yani bundan çıkartmışlar. Şimdi bilimleri böyle dört ana kategoride tasnif ediyoruz. Mantık ilimleri, ondan sonra doğa bilimleri, ondan sonra matematik bilimleri, matematik ve gök bilim, en sonunda metafizik geliyor. Şimdi bu hiyerarşi içerisinde bunun anlamı var. Yani mevzu, mesele, mebadi ve maksat burada anlamlı. Şimdi bir örnek vereyim size. Diyelim ki mesela fizik ilmi. Şimdi fizik ilminin mevzusu nedir? Şimdi İbn-i Sina bunu şöyle anlatır. Hareket ve sükuna konu olması bakımından varlık. O zaman şimdi hareket ve sükuna, yani duranlık ve hareket. Yani var, şimdi fizik ilmini düşünün mesela neler incelenir? Diyelim ki vektör, kuvvet, işte bilmem ne falan, hız, bu tarz şeyler değil mi? Şimdi bunlar bu konudan çıkıyor. Ama en temelinde yani fizik ilminin dayandığı kavram harekettir. Mesela çıkıp birisi desek mesela hareketi izah edemeyiz dese fizik ilmi olmaz. Yani hareket üzerine kurulu. Şimdi mevzunun temel özelliği bu. Mevzu varsa bilim var. Mevzu yoksa bilim olmaz. Önce mevzu gelir. Bu mevzu kelimesi de Türkçe'de maalesef meseleyle karıştırılıyor. Mesele değil. Mesele başka bir şey. Mevzu yani o işin cevheri. Yani o varsa o var. Mesela hareket varsa fizik ilmi var. Mesela diyelim ki ölçme. Matematikte diyelim ki ölçme. Ölçme varsa, ölçülebilirlik varsa matematik ilmi var. Yani ölçme yoksa olmaz yani. Dolayısıyla şimdi İlimler mevzu üzerine kuruludur. Yani ilimleri var eden şey mevzulardır. Şimdi arkadaşlar bu dört soru üzerinden İbn-i Sina veya diyelim ki birkaç soru üzerinden İbn-i Sina mesela metafiziğe bakıyor. Diyor ki birinci soruyu ele alalım. Bu metafiziğin mevzusu nedir? Eğer bu bir bilimse bir mevzusun olması lazım. Şimdi mevzu hakkındaki bilginiz şu arkadaşlar. Mevzu ya bir kaziyeyi müsellemedir ya ispat edilmiş bir önermedir. Yani ya bir kaziyeyi müsellemedir, yani böyle, bu böyle kabul edilmiştir ya da ispat edilmiştir. Ne demek bu? Bu şu demek, o bilimi konuşmaya başladığımızda artık mevzu işi bitmiştir. Yani mevzu bitmeden bilim konuşulamaz. Tamam. Şimdi ne dediğimi şimdi örneği verince anlayacaksınız. Şimdi diyor ki mesela acaba bu metafiziğin yani bütün ilimlere şekil verecek olan, onların ilkelerini tahsis edecek olan, üniversal olan, Tanrı hakkında konuşacak, ahlak hakkında konuşacak, insan hakkında konuşacak bu üniversal bilginin veya bilimin mevzusu nedir? Şimdi insanların aklına geliyor. O Tanrı olsun, Tanrı üzerine konuşsun. Şimdi mevzunun tanımına dönüyoruz. İbn Sina ne dedi? İbn Sina dedi ki, bir şeyin mevzu olabilmesi için onun mutlaka kabul edilmiş olması lazım. Yani onun o ana kadar kabul edilmiş olması lazım ya da ispat edilmiş olması lazım. Şimdi diyelim ki ispat edilmiş diyelim. O zaman bir başka ilmin onu ispat etmesi gerekir. Hangi bilim onu ispat edecek? Hiçbir bilim onu ispat edemez. Kaziyeyi müselleme olarak kabul etsek, Tanrı'nın varlığını, burası bakınız arkadaşlar. Yani az önceki o filozoflar yetersizdir cümlesini takip edeceğiniz bir örneğe geliyoruz şimdi. Yani nasıl yetersizdir? Ne var? Burada ne var? Şimdi İbn Sina diyor ki, o zaman diyor mesela biz diyor bunu diyor bir kaziyeyi müselleme kabul edelim. Yani Tanrı'nın varlığını bir pozisyon olarak kabul edelim. Buradan bilim yapalım. Tanrı vardır deyip girelim mevzuya. Ama diyor İbn-i Sina diyor bir sürü insan tanıyoruz ateist. Ne yapacağız şimdi? Ortalık ateist dolu. Ne yapacağız? Şimdi bizim çağımız mesela. Mesela Tanrı'nın varlığı bir müsellem kaziyedir. Arkadaş Tanrı'nın varlığı kabul. Nasıl diyeceğiz biz bunu? Diyemeyeceğimize göre yani ateistler var olduğuna göre Tanrı'nın varlığına bir kaziyeyi müselleme yani kabul edilmiş bir önerme diyemeyiz. Mesela bedihidir diyemeyiz. Evveli bir bilgidir diyemeyiz. Tanrı'nın varlığı diyemeyiz. Ne diyeceğiz? Vallahi uğraşacağız, mücadele edeceğiz. Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışacağız. O zaman şimdi İbn-i Sina diyor ki metafizik ilmi Tanrı üzerine kurulamaz. Yani Tanrı metafiziğin mevzusu olamaz. Şimdi arkadaşlar bakınız. İslam'da yani Tanrı meselesinin ele alınışında burası çok kritik bir noktadır. Yani Tanrı bir kaziyeyi müselleme olarak ele alınır. Halbuki mesela Mutezile kelamının içerisinde bir kanat Tanrı'nın bilgisinin, Tanrı hakkındaki bilgimizin zaruriyattan olabileceğini savundu. Yani biz mesela doğuştan veya
işte yani evveli bilgiler gibi tanrı bilgisiyle doğabiliriz. Fıtrat teorisinden buraya ulaştılar. Bir kanadı. Gerçi daha sonra mesela Farabi ve İbn Sina da bu kez tanrının varlığını kanıtlarken böyle bir zorunluluğa gidecekler. Bir zararlı bilgiye gidecekler. Ama neticede başlangıç noktasında İbn Sina tanrı hakkındaki bilgimizin evveli ya da bedihi ya da neyse yani hangi şekilde ifade ederseniz dedim böyle bir bilgi olmadığını söyledi. Demek ki Tanrı'nın varlığı mutlaka kanıtlanmaya muhtaçtır. Hangi kanıtla yaparsak yapalım. Şimdi böyle olunca yani ateizmi bir imkan olarak kabul edince İbn Sina o zaman metafizik zorunlu olarak teoloji olmaktan çıktı. Yani metafizik Tanrı üzerine kurulu bir bilim değil. Ya yani Tanrı'ya inanmayanlar da metafiziği kabul edebilir. Daha doğrusu Tanrı'ya inanmayanlarla da biz metafizik yapabiliriz. Ama neticede işte metafizikte Tanrı'nın bir yeri olacak. Onu konuşacağız. Şimdi İbn Sina'nın hareket noktası burası ve daha sonra İbn Arabi ve Sadeddin Konevi'nin, bak şimdi Gazali bunlara girmedi. Yani Gazali mesela bu mesail üzerinden, bu problematik üzerinden felsefe tutarsızdır, şu bu böyle şeyler demedi. Şimdi İbn Arabi diyecek. İbn Arabi bunun için bu cümleyi alacak. Diyecek ki şimdi Tanrı'nın veya Sadeddin Konevi bunu diyecek. Şimdi bir grup diyor ki Tanrı'nın varlığı metafiziğin mevzusu olamaz. Neden olamaz? Çünkü herkes bunu kabul etmiyor. Şimdi İbn Sina diyor ki arkadaşlar, bakınız hareket yani bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Yani yazı yazarken bunlar aklınızda bulunması lazım. Bütün bu hassasiyeti nereden kaynaklanıyor? İlmin ilim olabilmesi için mevzusu şarttır. Buradan kaynaklanıyor. Mevzunun mevzu olabilmesi için de müsellem olması ya da ispat edilmesi şarttır. Yani ne olacak kardeşim biz bunu böyle belirledik desen o zaman o mesele olur. Mevzu olmaz. Yani o kadar sistematik gidiyorlar ki. Yani değil mi yani mesela biz Tanrı'yı inceleyelim mesela. Metafizikte Tanrı'yı inceleyelim. Ya bir inceleme konusu olarak Tanrı orada bulunabilir. Ama mevzu olamaz. Çünkü mevzunun olabilmesi için herkesin yani o bilimi kabul eden herkesin kabul ettiği bir konu olması lazım. Başka türlü mümkün değil. Ve metafizik veya o bilim o konunun alt kısımlarını inceleyecek. İbn Sina tartışıyor, ele alıyor falan. Diyor ki en son ne olabilir? İşte dört sebep olabilir mi? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? Vesaire kısa keselim. Bu kitapta var bunlar. İlk dört faslında bunları inceler. İbn Sina diyor ki metafiziğin mevzusu vücuttur diyor. Varlıktır diyor. Ne demek bu? Varlık demek bir, başka bir bilimin bunu kanıtlamasına gerek yok. Aklı olan herkes varlıktan emindir. Yani bir başka bilimin bunu kanıtlamasına gerek yok. Dolayısıyla şimdi yani kaziyeyi müselleme. Tek şart ne? Aklın olması. Yani bir adamın yani bir şuurun veya akıl değil mi? Bir şuurun olması. Şimdi aslında buna da itiraz ediyorlar. Mesela o konuda İbn Sina'da da örnekleri vardır. Başkalarında da örnekler vardır. Mesela diyelim ki Hindistan'a gitsek aslında bu cümle saçmadır. Çin'e gitsek bu cümle saçmadır. Ne demek yani? Yani varlıktan eminiz ne demek? Zaten en büyük yanılgımız o. Yani var dediğimiz şeylerin var olmadığıdır yani. Yani orada mesela düşünce buradan başlar. Yani var dediğimiz şeylerin de var olmadığı üzerinden başlar. Peki biz nasıl ilerleyeceğiz? Uyanmış olan bir adamın rehberliğinde ilerleyeceğiz. Hindistan'da ve Çin'de böyledir. Yani daha çok bu böyledir. Yani bir illüzyon vardır. Ve illüzyonun özelliği şudur. Yani herkes illüzyonu gerçek olarak yaşar. Anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi uyuyan yani rüya gören herkes yani rüyasında rüya gördüğünü görse bile uyanık sayar kendini. Öyle değil mi? Yani kimse yerinden kuşkulanmaz ki. Onun için şimdi bu cümlenin yani doğuya doğru gitsek yani Hindistan'a ve Çin'e doğru gitsek bir kaderi yok. Yani bir geleceği yok bu cümlenin. Benim süremden değil mi şey yaptınız? 5 dakika. Arkadaşlar bizim yöneticilerimiz çok katı. 5 dakika rica etsem. Referanduma sunalım. Arkadaşlar bir 10 dakika lazım. Yani bir halk desteği gerekiyor. Kabul etmeyenleri bir göreyim. Sen niye kabul etmiyorsun? Çok mu yoruldun? Dakik olmakla. Hani benim o ilk yarım saatte konuşmayı şeyden saymıyordunuz Cemal? Sabah servise yurt geç geldim. Kahvaltı biraz geç oldu.
Yok yok, 9.30'la 10 arasındaki konuşmayı hani sizin kadyo adına yapmıştım ben. Peki, tamam. Çok katı ya, yani böyle yönetim, yani Allah Allah. Biraz, evet. Hızlandıralım arkadaşlar. Şimdi bakınız, hareket noktası burası, tamam mı? Şimdi İbn-i Sinan diyor ki, bu nedenle varlık metafizik mevzusudur. Peki bu metafizik neyi inceleyecek? Varlık ve varlığa dair konuları inceleyecek. Peki Tanrı neresinde bunun? Yani bu metafiziğinin neresinde Tanrı? İbn Sina buna diyor ki, Tanrı bu ilmin matlabıdır. Ya da ben şahsen daha çok demeyi tercih ettiğim haliyle, Tanrı bu ilmin gayesidir. Yani biz Tanrı'nın varlığını kanıtlayınca aslında metafizik gayesine ulaşmış olur. Tanrı'nın var. Şimdi bu İbn Sina'dan geri kalan. Şimdi İbn Arabi buraya bakış yapıyor. Sadeddin Konevi buraya bakış yapıyor. Diyoruz ki bu yetersizdir. Yetersizdir. Neden yetersizdir? Bir, şimdi varlık olmak bakımından varlığı temel aldı. Bu yetersiz bir şey. Çünkü varlık olmak bakımından varlık dediğimiz bir seviye varsa, bunun Tanrı ile özdeş olması lazım. Yani varlıkla Tanrı arasında bir irtibat olması lazım. Ve o zaman bizim Tanrı bilgisini tıpkı İbn Sina'nın varlığı kabul ettiği gibi zaruriyattan kabul etmemiz lazım. Arkadaşlar, İbn Arabi ve Konevi, yani tamamlanmış diyelim, yani kendi iddialarına göre yetersiz bu. İbn Sina'nınki yetersiz. Tamamlanmış diyelim ki, onlarınki de tamamlanmış diyelim. Taraf tutmadan, yani kendi ifadeleri açısından söylüyorum. Tamamlanmış olan düşünce ise şuradan hareket ediyor. Diyor ki, onlar yetersiz, Tanrı'nın varlığını bir matlab olarak ele aldılar. Tanrı'nın varlığının kanıtlanması lazım. E kanıtlayınca da mevzu bitti. E ne olacak şimdi, ne yapacağız? Yani Tanrı'yı ispat ettik. Ne oldu? Şimdi onun İbn Sina'da bir cevabı var. Vefa Rabi'de bir cevabı var. Oradan geriye geleceğiz ve ona göre bir şehir inşa edeceğiz ve o ahlaka göre yaşayacağız. Bu kadar, hikaye bu. İbn Arabi ve Konevi diyor ki, hayır diyor. Dikkat noktamız burada değil. Ya Tanrı'nın varlığı bir kaziye-i müsellemedir. Yani biz Tanrı'nın varlığını var kabul ederek yola çıkarız. Dolayısıyla şimdi Tanrı'nın varlığının kanıtlanması gerekmez. Yani peki şimdi İbn Sina ne dedi? Mevzunun herkesçe kabul edilmesi lazım. İbn Arabi arkadaşlar, yani bu soruya cevap vermesi lazım ve işin bence en güçlü tarafı burası. İbn Arabi ve Konevi geleneği şöyle düşünüyor. Ateizm diye bir şey yoktur aslında. Ateizm diye bir şey yoktur. Peki nasıl vardır? Şimdi bu, yani hani kendi ateist diyenler var. Hani bunları ne yapacağız? Bunun cevabı İbn Arabi'de şu şekilde verilir. Nasıl ki İbn Sina'nın sisteminde varlıktan kuşkulananlar ciddiye alınmaz, ne dediklerini bilmiyor kabul edilir. İbn Arabi'nin düşüncesinde de Tanrı'dan kuşkulananlar tıpkı varlıktan kuşkulananlar gibi ciddiye alınmaz. Tamam bak şimdi, nasıl bak İbn Sina'nın sisteminde şimdi varlığı bir müşterek kavram olarak kabul ettik. Yani herkes varlığı kabul ediyor. Yani ben varım önermesinden tereddüt eden yok, değil mi? Hatta mesela şimdi bunu anlatırlarken şöyle örnekler verilir. Yani bir, şimdi varlık, bir de varlığın böyle tikel görünümleri. Mesela ateş. Şimdi ateş var mı yok mu? Adam diyor, tutup da ateşi bir açacaksın, bakacaksın var mı yok mu? Şimdi bu cevap değil yani. Bu yani dalga geçmek demek bu. Bu adam niye dalga geçiyor? İbn Sina niye dalga geçiyor? Veya mesela diyelim ki, hani varlıktan kuşku duyanı döveceksin diyor. Şimdi niye böyle cümle? Yani normalde bir filozof böyle cümle kullanır mı? Kullanmaz. Niye bunu böyle kullanıyor? Yani demek istiyor ki burada tartışma bitmiştir. Yani bir adam varlıktan da kuşkulanıyorsa burada yapacak bir şey yok. Bitti diyor. Dolayısıyla şimdi hani varlığın herkesçe kabul edildiği iddiası bir varsayım. Diyelim ki. İbn Arabi'ye göre varsayım değil. İbn Sina'ya göre de varsayım değil. Bu bedihi bir önerme. Ama dışarıdan bakalım. Mesela diyelim ki Fahri Razi mesela bu cümleye çok fazla bir anlam yüklemeyebilir. Şimdi İbn Arabi diyor ki, nasıl ki bir adam varlık üzerinde, yani o var metafiziğin mevzusu kabul edilen varlıktan da endişeye düşebilir, tereddüde düşebilir ve biz onlarda o zaman dalga geçiyoruz. Yani onu dövmek lazım falan. Tanrı hakkında konuşanlar, kendi ateistliğinde böyle ciddiye almayacağız. Ne diyeceğiz? Ya kardeşim diyeceğiz, sen aslında Tanrı'ya inanıyorsun da ne dediğini bilmiyorsun diyeceğiz. Şimdi bakınız, İbn Sina'nın metafizik anlayışı varlığın bediliğinden hareket eder. İbn Arabi'nin metafizik anlayışı ise Tanrı'nın varlığının bedihiliğinden hareket eder. İbn Sina'nın sisteminde Tanrı'nın yeri metafiziğin sonudur.
İbn Arabi'nin sisteminde Tanrı'nın yeri metafiziğin başıdır. Bu nedenle arkadaşlar bakınız. Şimdi kitap hangisiydi? Bakın, bu nedenle şu kitap şöyle başlar. Adem kelimesinin ilahlık hikmeti, bunları anlatacağım size. Hak, sayısız güzel isimleri bakımından emrin tümünü içeren kuşatıcı bir varlıkta isimlerini tek tek görmek ve o varlıkla kendisi sırrını kendisi de görmesini istedi. Cümlenin kenarlarında takılmayın. Bunlar hiç önemli değil. Burada önemli olan şey şu. Allah alemi var etmek istediğinde işte şunu şöyle şöyle yaptı. Halbuki metafizikte bu cümle böyle başlamaz. Neden? Çünkü biz henüz Tanrı'yı bulmadık. Biz henüz Tanrı'nın varlığına ulaşmadık. Biz diyeceğiz ki mesela işte evrende bir düzen vardır ve insan işte şöyledir böyle insandan başlayacağız, insandan evrene geçeceğiz ve evrenden bir akıl yürütmeyle Tanrı'ya ulaşacağız. İbn Arabi bütün bu süreçleri kesti ve doğrudan özne Tanrı'yı yaptı. Dedi ki Tanrı alemi yaratmak isteyince işte şöyle şöyle yarattı, bitti. Hayır, şimdi Tanrı'ya biz nereden geldik? Henüz Tanrı'yı kanıtlamadık. Henüz Tanrı'yı ispat etmedik. Şimdi burası mesela metafizin kitabında, İbn Sina metafizik kitabında kitabın ikinci cildinden sonra gelir. Yani burası değil. Yani diyelim ki buna denk olabilecek. Yani Tanrı'nın alemi yaratması meselesi ya da sudur konusu metafizin sonuna doğru gelir. Neden? Çünkü birinci bölümlerle metafizik Tanrı'nın varlığına bizi hazırlamıştır. İspat etmeye başlamıştır. Şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Ondan sonra da Tanrı'nın varlığını ispat ettikten sonra metafizik bize diyecek ki Tanrı alemi işte şöyle var etti vesaire vesaire. Sudur teorisi filan. Tamam mı? Ama şimdi İbn Arabi öyle değil. Çünkü Tanrı'nın varlığını müsellem kazıya kabul ettik. Buradan başlıyoruz. Bu nedenle şimdi zorunlu olarak bu kitabın adı teoloji olmak zorunda ya da diyelim ki marifetullah olmak zorunda. Yani Tanrı'yı bilmek üzerine kurulu. Yani Tanrı'yı bilmek artık bir maksat değil ya. Tanrı'yı bilerek, yani Tanrı'nın varlığını bilerek başlıyoruz. Peki maksat ne olacak? O varlığın bilgisiyle bilgilenmek ya da onun ahlakıyla ahlaklanmak, böylece yetkin bir insan haline gelmek. Şimdi maksat bu. Önerme ters döndü. Dolayısıyla şimdi bakınız. Dolayısıyla tekrar toparlamış olayım. İbn Sina'nın yetersizliğini biz böylece İbn Arabi bize gösterdi. Yetersizlik şuydu. Varlığı esas alması, Tanrı'nın varlığından kuşku duyması. Ve Tanrı'nın varlığını bir matlap haline getirmesi, bir gaye haline getirmesi. İbn Arabi şimdi önermeyi ters çevirdi. En yukarıdakini en aşağıya getirdi ve sistemi yeniden kurdu. Şimdi dedi ki o zaman biz metafiziği bu şekilde yapabiliriz ve Fususul Hikem kitabı böyle yazıldı. Arkadaşlar Cemal müsaaden varsa bir iki dakika daha bir şey söyleyeyim. Daha cevap gelmeden hemen konuya geçeyim ki şey yapabilirim. Arkadaşlar bu kitabın ve İbn Sina'nın kitabının iyi ölçütlerinin bir tanesi Sadr-ı Konevi'nin şu kitabıdır. Şimdi anlatır burada mesela, kitabın ilk bölümünde, ilimlerin bir kısmı asli ana ilimler, bir kısmı tafsili ilimlerdir. Her birinin kendi mevzusu, mebadesi ve meselesi vardır. Mevzu kendisi de falan bunları anlatıyor. Şimdi metafiziğe geleyim arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakınız, ilmi ilahi, işte en önemli ilimdir. İlmi ilahinde, yani ilmi ilahi metafizik demek, mevzusu, ilkeleri ve meseleleri vardır. Her ilmin mevzusu falan. İlmi ilahinin mevzusu hakkın varlığıdır. Bak, ilmi ilahinin mevzusu hakkın varlığıdır. Şimdi bu cümleyi böyle rastgele konuşamazsınız. İlmi ilahinin mevzusu hakkın varlığıdır demek, yani demek ki hakkın varlığı hususunda, Tanrı'nın varlığı hususunda tereddüt yoktur demektir. Ateist var, yani varlıktan kuşkulanan da olabilir, biz onları ciddiye almıyoruz. Tanrı'nın varlığından kuşkulanan da ciddiye almıyoruz. Yani bir insan, biz yani bakın, birincisinde İbn Sina'nın metafiziğinde ateiste biz metafizik yapabiliriz beraber ve en sonunda onu ikna etmek zorundayız. Ama ikna olmazsa metafizikçi olamaz. Başlangıçta metafizikçi olabilir. Yani metafizik öğrenmeye başlayabilir. Ama sonuçta ikna olmak zorundadır. Çünkü gayesini gerçekleşmemiş olur ilim. Ama İbn Arabi'nin düşüncesi, İbn Arabi'nin anlayışı, metafizik anlayışında ateizmle ateiste konuşulamaz. Çünkü yani ona sadece ateist olmadığı ikna edilir, işaret edilir. Anlatabiliyor muyum? Yani temel şey bu. Şimdi bakınız. Hakkın varlığıdır. Mebadisi ise hakkın varlığının lazım olan hakikatlerin esaslardır. Bunlar zat isimleri diye isimlenir. Demek ki yani şimdi Allah'ın varlığı mevzu, mebadi yani o mevzuya dair bilgiyi nereden ortaya çıkacağız? İlahi isimlerden. Zat isimleridir. Devam ediyor. Bir cümle arayacaktım onu bulamadım herhalde.
O zaman böyle kalmış olalım. Şimdi bu kitaba yani bakış açımız budur. Bu bir metafizik kitaptır. Metafiziğin tamamlanmasını iddia eden bir kitaptır. İddia eden değil yani o iddia üzerine kuruludur. İbn Sina ve Farabi'nin temsil etmiş olduğu felsefe geleneğini yetersiz bulur. Kelam geleneğini tutarsız bulur. Tutarsızlığın Kur'an-ı Kerim ve varlığın bütünlüğü idrak etmekle giderilebileceğini söyler. Yetersizliğin ise nübüvvetle giderilebileceğini söyler. Bu şekilde yani insanın yetkinleşmesini hedef alan bir kitaptır. Burada nübüvvetin yani peygamberlerin o yetkin bilgiye ulaşan kişiler olduğunu düşünen bir kitaptır. Bu noktada isterseniz duralım. Önümüzdeki ders inşallah buradan devam ederiz. Hepinize teşekkür ederiz.